okulumuz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin Avrupa Gönüllü Hizmeti, hı hı, Erasmus Plus'ın altındaki programı çerçevesinde akredite oldu, hı hı, bir yıl önce. Okulumuz bir hipoterapi merkezi, yani atla yürütülen terapinin merkezi. Ve bizim özellikle Litvanya'daki gönüllülerimizin motivasyonları da iki gönüllümüz burada yer aldı. Birinci gönüllümüz konuşma terapistliği bölümünü bitirmişti üniversitede ve atlı terapiyle çocuk gelişimini, konuşma terapistliğini düşündüğü için atla ilgili bir kısmı kendisinde geliştirmek istedi ve atla ilgili hiçbir geçmişi olmamasına rağmen buradan antrenörlük nezdinde hocalarımızla yaptığı çalışmalarla dört nal yaparak, yani iyi bir binicinin geldiği safhaya gelerek ayrıldı. Bir bilezik taktı, öyle döndü ülkesini. Şu anda da yine 10 ay bizimle beraber olacak Erika, sanat terapisti olarak kendisi bizimle. Önce güvenlik. Benimki Frigya. Benim kızım Frigya. Beni bekliyormuş, o da hep bu anı bekliyormuş. What a wonderful. Ne harika bir yer. Bana çok hoş bir okulu ziyaret edeceğimizi söylemişlerdi ama bu sanki bir film sahnesi gibi değil mi? Bu doğru. Sanki evet, bir film sahnesinde ders çalışıyorsun. Normalde burada ders çalışmıyorum. Gönüllü çalışıyorum. Gönüllü çalışıyorsun. Bence biz Türkçe konuşalım Erika. It's better English. İngilizce daha güzel. Ama arada Türkçe. Sen böyle serpiştirirsin. Evet, aslında buraya gönüllü olarak geldim. Buraya IVIS, yani Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi aracılığıyla geldim. Bu da Erasmus Plus projesi. Evet, Erasmus Plus projesi. 4 yıl önce normal Erasmus'a katılmıştım. Burayı gerçekten çok sevdim. Eskişehir. Şimdi de o zaman çok sevdiğim için, o gelişimden çok şey öğrendiğim için yine bu ülke için çalışmak istiyorum. Buraya gelme nedenim buradaki okuldaki öğrencilere İngilizce öğretmek. Farklı bir kültürü tanıdığım İlk günleri hatırlıyorum. Bu bağın ne kadar önemli olduğunu, bu iletişimin ne kadar önemli olduğunu anladım. Ve şimdi de okumanın önemini anlıyorum. Örneğin İngilizce bilmenin. Burada çalışan öğrenciler için at terapisi konusunda bilgi edinmek son derece önemli. Burada atlarla ilgili çeşitli bilgiler alıyorlar elbette. Pek çok şey hakkında bilgi alıyorlar. Onlara İngilizce de öğretmek istiyorum. Dünya çapında bir şeyler öğrenebilsinler diye. Örneğin dünyanın dört bir yanında insanlar atlarla neler yapıyor bilsinler diye. Tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil. Bu yüzden İngilizce öğretmeye geldim. Burada atlarla konuşuyorum. Onlara dokunuyorum. Yine de daha ata binemiyorum. Peki bu okulda en çok neyi seviyorsun acaba? Terapiler ya da tesisleri mi mesela? Buradaki tesisler olabilir mi? Sanırım bu bağı seviyorum. Sadece öğrencilerle öğretmenler arasındaki bağ değil. Bu güzel hayvanlarla aranızda kurulan bağ. Öğrenciler bir atla nasıl ilgileneceklerini öğreniyorlar. Bir atla nasıl konuşacaklarını, onu nasıl eğiteceklerini öğreniyorlar. Aynı zamanda eğer burada engellilerle ilgili bir rehabilitasyon etkinliği olursa, bir atı engelli bir kişiye nasıl yaklaştıracaklarını öğreniyorlar. Onların bu inanılmaz yönünü nasıl göstereceklerini de. Bu yüzden herhalde en çok bunu sevdim. Harika. Bana biraz bundan bahseder misin? Bu buradaki en güzel sanat eseri. Bu proje için buraya geldiğim zaman koordinatörüm bu duvar için atlarla ilgili bir dekor yapabileceğimi söyledi. Burada muhteşem bir beyaz at da vardı. Bu işte bana yardımcı olabilecek, bağlantı kurabileceğim isimler de verdi. Bunlardan birini buraya çağırdık. Öğrenciler geldi ve birlikte atların fotoğraflarını çektik. Ve sonra bu fotoğraflardan bu çizimler ortaya çıktı. Onları bu küçük seramik parçalara koyduk. Vay. Sonra onları cilaladılar. Onları renklendirdiler. Sonra hepsini burada bu duvarın üzerinde bir araya getirdik. Bu harika bir şey.